Van'dan Afyonkarahisar'a çalışmak için gelen 39 yaşındaki Ferhat Akta, 2016 yılında Sinanpaşa ilçesi Düzağaç kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda çalışmaya başladı. Kredi sicilinin bozuk olması nedeniyle evlilik için kredi çekmek istediğini patronlarına bildiren Akta, patronlarının iş yeri açma teklifini kabul edince olanlar oldu ve patronları internet bankacılığından yüklü miktarda para transferi yaptığı için 456 bin lira vergi borcu geldi. Şahıs şimdi evlendiği eşinden ve çocuğundan ayrı yaşamak zorunda kaldı. Başından geçen olayı anlatan Ferhat Akta, olayın farkını 2021 yılında evliliklerinin ilk ayında evine gelen postayla öğrendiğini anlattı. Yaklaşık 2016 yılından beri Afyonkarahisar bağlı Sinanpaşa ilçesinin Düzağaç kasabasında ikametgah ediyorum. 2016 yılından beri burada bir akaryakıt şirketinde çalışmaktaydım. Çalıştığım dönemlerde burada evlilik hayatı kuracağımdan dolayı iş yeri sahiplerinden yardım ve destek talebinde bulundum. Bunlar da bana sana bir herhangi bir şirket açmamızı yaklaşık 6 ay müddet boyunca şirketin açık kalıp daha sonra kapattan sonra sicilini temizlenip kendine kredi çekebilirsin diye yardımcı olabileceklerini söylediler. Ben de kabul ettim. Ondan sonra bir müddet herhangi bir problem çıkmazken 2018 yılında Ocak ayı itibariyle 2018'in sonuna kadar şirket sahiplerinden İnan Çelik adlı şahıs benim internet bankacılığım üzerinden kendilerine, aile içerisinde ve ticaret yapmış olduğu insanlara yaklaşık 7 trilyona yakın bir para transferi gerçekleşmiş oldu. Bunu da ben 2021 yılının ilk aylarında evlilik yaptıktan sonra Afyon merkezdeki Gazi Mahallesi'nde oturduğum evime posta aracılığıyla evraklar geldi. Gelen evraklar alıp iş yeri sahiplerine ilettiğini kaydeden Akta, evrakları iş yerine götürdüğünde avukata gönderdiklerini ama iş yeri satıldıktan sonra ne iş yerinin ne de avukatların kendisiyle ilgilenmediğini söyledi. Gelen evraklarımı eşimden alıp iş yeri sahiplerine ilettim. İş yeri sahipleri de bize değildi, bunu avukatımıza göndermemizi söyledi. Ben de bunu avukatlarına noterden vekalet vererek posta aracılığıyla Bursa'daki avukatlarına ilettim. İlk etapta avukatları benim dosyamla ilgileniyordu. Daha sonra iş yeri satıldıktan sonra ve aramızda tartışma çıktıktan sonra ben de iş yeri sahipliğine gitmedikten sonra buradaki işletme sahipleri kendi avukatlarına talimat vererek benim avukatlığımdan vazgeçti. Ve şu an bana yaklaşık 456 bin lira maliyeden ceza ve yaklaşık 18 ayla 3 yıl arası hapis kararı çıkıyor. Ve bu durumdan dolayı ailevi sorunlarım oldu. Yaklaşık 44 gündür ailemden, eşimden, çocuğumdan kaldığım yerden uzak yaşıyorum.